Selamlar, merhabalar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ataberk Musaoğlu. Bu videoda çıkmış soruları ne zaman çözmemiz gerektiğini konuşacağız. Arkadaşlar, öncelikle YGS, LYS çözmek için artık çok da bir vaktimiz kalmadı. Son bir aya girdik. O yüzden TYT 2018, 2019, 2020 ve 21'i çözmeniz yeterli olacaktır. Ancak TYT 2018'i ben çok çözmenizi önermem. Sadece durumunuzu görmeniz için çözebilirsiniz. Eğer kanalımı başından beri takip ediyorsanız biliyorsunuz, TYT 2018'i koçluk öğrencilerime ve bu kanalı izleyenlere durumunu görmesi için çözdürüyorum. Kolay bir sınav, bir daha öyle kolaylıkta bir sınavın uygulanma ihtimali yok. Sadece öylesine çözmek istiyorsanız çözebilirsiniz. Gelelim 2019, 2020 ve 2021'e. Arkadaşlar, ben son provanın uygulanmış sınavlar olmasından yanayım. Kendim de böyle uygulamıştım. Son bir hafta gün aşırı 2019'u, 2020'yi ve 2021'i çözmenizi öneririm. Eğer ki 12. sınıf değilseniz veya bu videoyu başka bir zaman izliyorsanız YGS ve LYS hakkındaki düşüncelerimi de söylemek isterim. Arkadaşlar, ben kendi adıma YGS ve LYS'yi çözmemiştim. Çünkü sistem çok daha fazla temel sorular üstüne kuruluydu. Yani işlem hamballığına bakıyordu. Artık daha çok okuduğunu anlama üzerine sorular karşımıza çıkıyor. Peki çözsek faydasını görür müyüz? Arkadaşlar, tabii ki faydasını görürsünüz. Hiçbir çalışmayı boşa yapmıyoruz. Peki çözecek olsak ne zaman çözelim? Bence senenin başında, Ekim, Kasım gibi çözebilirsiniz. Bu arada şunu da ekleyeyim. Daha önceki çıkmış paragraf sorularını ben çözdüm. Son 20 yılın, 30 yılın çıkmış sorularını paragraf adına edinin ve çözün. Peki bunu ne zaman yapın? Gene senenin başlarında. 1-2 paragraf kitabı bitirdikten sonra kendinizi paragrafta yeterli hissediyorsanız, artık ÖSYM'de paragraf sorularını yapabiliyorum diyorsanız, alın çözmeye başlayın. Paragraf için son ayları beklememize gerek yoktur. Edebiyat için çıkmış soruları çözmenize gerek yok arkadaşlar. Eskiden çok zorlama edebiyat soruları, çok dip köşe bilgiler soruluyordu. Yeni sistemde fazlasıyla genel kültür kalıyor edebiyat. O yüzden çözmenize gerek yok. Coğrafya keza eski sistemde birçok sorusu vardı. Yeni sistemde 11 sorusu var. Eğer ki eşit ağırlıkçıysanız, sayısalcıysanız 5 sorusu var. Hiç gerek yok çözmenize. Tarih çözülebilir. YGS, LYS'de çözülebilir. İşlem hamballığı dediğim matematikti zaten. Matematiği de ben çözmedim. Çözen var, memnun kalan var, memnun kalmayan var. Takdir sizin. Çözecekseniz başlarda çözün. Sonlara bırakmaya gerek yok. Fizik, kimya ve biyoloji için ne yazık ki bir şey söyleyemeyeceğim. Son bir ay özel gün aşırı video atacağım arkadaşlar. Sınava girene kadar yanınızdayım. Size hep destek olacağım taktiklerimle ve soru tahmini videolarım da gelecek. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz, bay bay.